tombalı besliyoruz. Bodrum'da haberi olmadan evine giren kedinin doğum yaptığını görüp şaşıran ev sahibi şimdi onlara özenle bakıyor. Evinin bir odasını kedilere tahsis eden ev sahibi, anne kedinin yavrularına bol süt verebilmesi için özel mama ve ton balığıyla besliyor. Bu arada rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ev sahibinin eşinin doktor tavsiyesi üzerine kediler evden gidene kadar gelemeyeceği öğrenildi. Bak anne yemek yiyor, bak biraz da gelecek. Daha önce evinin içerisinde görüp kovaladığı kedinin bir süre sonra evin etrafında dolaştığını ve pencereden girmeye çalıştığını fark eden 57 yaşındaki Kadir Öner, evin kapısını açtığında kedi içeriye girmiş. Kedinin gittiği odada bir bazanın altına girdiğini gören Öner, 25 yaşındaki oğlu Ömer Öner'le bazanın altında kedi ararken kedinin 4 tane yavru doğurmuş olduğunu fark etmiş. Daha önce kovaladığı kedinin yavruları olduğunu görünce o odayı davetsiz misafirlerine tahsis etmiş. Bu sene de davetsiz misafir gelmiş evimize. Onu da kovamadık, doğum yapmış. Şu anda işte onlara bakıyoruz. Pencereden girmiş, deri açmış. Biz de bilmiyorduk hani öyle bir şey olduğunu. Siz şimdi evinizin bir odasını buna mı tahsis ettiniz? Bir odamızı peki, tahsis ettik. Peki neler yaşadınız? Aileniz, eşiniz, çocuklarınız? Vallahi oğullarım eski sevimliler. Emre oğlum var mesela, Ömer oğlum var top oynuyor. Ben mesela tombala alıyorum BİM'den kendisine yiyelim diye. Topçuoğlu'ndan dolayı baktım oğlum tombalanın kedileri yerine başlamışlar. Dedik ki iyisinler biri, yem aldılar. İşte bir memnunlar, bir şikayet falan değiller. Sana oğlum çalışma yerinde de kedileri ve küvetleri falan var. Bakıyor Emre mesela. İyiler yani biz anasever olarak kedi ve küvetini seviyoruz, düşünüyoruz yani. Evet, bu odayı siz kediye tahsis mi ettiniz? Bu odamızı artı ben mesela ağırlık yapıyorum. Şu anda bir haftadan beri ağırlık yapmıyorum, çalışmıyorum. Bu odamızı kedimize tahsis ettik. İçeri girmiyoruz. Bir şey için giriyoruz, camı açıyoruz. Arası tuvalete gidiyor dışarıya. Tuvaletini yapıyor, içeri giriyor. Bu odamız o kedilere ait. Yani kimse burada yatmıyor. Şu anda ameliyat olmuştu. Oğlumun yanında kalıyor. İşte fazla ayağına basmadan dolayı kaç günde ameliyat olmuştu. Şu anda fazla ayağına basıyorum. Bir artık kedileri falan duydu. Dedi ki işte doktor dedi ki kedi ve köpek hakkında evde beslemeyelim. Rahatsız bir kopyası neyse bilmiyorum. Alerji varmış herhalde. O yüzden şu anda işte bekliyor. Bizim kedilerimizin büyümesini bekliyoruz. Biz de bunu atamıyoruz, dışarıya kovamıyoruz. Yavrunun için belki kediler boğabilir, tavuklar da gagalarabilir, horozlar falan var bahçede. O yüzden mecburen yani eşimizden dolayı daha çok buna önem veriyoruz. Yani 4 tane yavru var. Atarsak öldürürler, günah girmesi bilmiyorum. O yüzden şu anda işte bekliyor kedilerin büyümesini. İri, işte annesi rahatsız biraz, gripel olmuş. O yüzden mecburen böyle işte bakıp duruyoruz. Odamızı tahsis etti kendisine. Kediler bizim burada. Kızımız burada. 4 tane yavru var. Torun sahibi olduk.